okudum ve bitirdikten sonra 1900 kamu yönetim bölümünden mezun oldum 92 yılında. 94 yılında bu mesleğe intisap ettik. 25. yılındayız. Yine ilk görev yerim kaymakam adaylığı ve stajım bittikten sonra kura ile yine bu bölgede Rize'de başladı kaymakamlığım. 3 yılın üzerinde Rize Hemşin Kaymakamlığım var. Akabinde Van Saray ilçesinde doğuda çalıştım. Sivas Hatik'te 3 yıl boyunca Sivas'ta çalıştım. Sonra Konya Cihanbeyli ve Bilecik Osmaneli Kaymakamlığım var. Toplamda 14 yıla yakın kaymakamlık yaptıktan sonra 2008 yılında Bakanlık Merkez Teşkilatı'na geldim. Önce bir yıl boyunca Mali İdareler Şube Müdürü olarak başladım ama esas görevim İdari Mali İşler Daire Başkanlığı'na geçici görevle geçtim. Ve 5 yıl boyunca da daha sonra asaleten atanarak İdari ve Mali İşler Bakanlığı'nın Daire Başkanlığı'nı yaptım. 2008 ile 2013 yılları arasında. 2013 ile 16 yılı arasında toplamda 3 yıl boyunca da yine İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürüttüm. 8 yıllık Bakanlık Merkez Teşkilatı tecrübemizden sonra 2016 yılında ilk görev yerim yine bu bölgeye yakın dağın arka tarafında Bayburt Valiliği oldu. Bir yıl tam Bayburt Valiliği görevinde bulunduktan sonra nasip bir akşam kararnameyle Bitlis Valiliğine atandım. 16 ay boyunca Bitlis Valisi ve Bitlis Belediye Başkanı olarak görev yaptım. Ve yine aynı bir akşam kararnameyle Trabzon valisi olarak atandık. Öncelikli olarak tabii ki beni bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz etmek istiyorum. Sayın Bakanımıza şükranlarımı arz etmek istiyorum. Ve en önemlisi de her şeyin en güzeline layık olan bu millete hizmet etme noktasında inşallah Rabbim bizlere burada güzel hizmetler nasip eder diyor. Yani hem kaymakamlık yıllarım hem merkez teşkilatındaki tecrübe ve birikimimiz ve yaklaşık 2,5 yılın üzerinde yapmış olduğumuz valilik tecrübesiyle birlikte inşallah bundan sonraki süreçte de bu kadim şehre, bu tarih ve kültür ve medeniyet şehrine güzel hizmetlere vesile oluruz diye temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, tabii her yerde olduğu gibi göreve başladığım ilk gün vermiş olduğum ilk mesajımda da dediğim gibi bu ili yönetme noktasında hep ortak aklı ön planda tutan, ortak hafızayı ön planda tutan ve en önemlisi de vatandaş odaklı hizmet anlayışını temel prensip olarak edineceğimiz bir anlayışla inşallah bu ilde bu ili yöneteceğiz. Ve en önemlisi de ortak yönetişimi ön planda tutan bir anlayış olacak. Bu yönetişim anlayışımız içerisinde de siz güzide basın mensuplarımızın da her zaman bizim için ayrı bir yeri olacağını burada ben özellikle ifade etmek istiyorum. Toplumumuzun işiten kulağı, gören gözü olan, gece gündüz demeden, yağmur kar demeden, ailelerinden, çoluk çocuğundan feragat ederek tek amacı doğru ve haberciliği ön planda tutan bir anlayışla hareket eden siz basın mensuplarımız bizim bu yönetim anlayışımızın her zaman bir paydaşı olacağınızı ben burada ifade etmek istiyorum. Sizlerin kamuoyunun duyarlılığını ön planda tutan anlayışla bizlere yardımcı olacağınıza da ben yürekten inanıyorum. Tabii ki bizleri yakinen tanıyacaksınız bundan sonraki süreçte de. Trabzon önemli bir il. Geldiğim ilk günden beri söylediğim gibi yıllardır hep belki bu ilde ilk defa görev yapıyorum ama çocukluğumdan beri hep bu bölgedeki arkadaşlarla büyüdüm ben. Bu bölge insanıyla birlikte büyüdüm. Bu bölgenin kültürüne, diline yabancı değilim. Kökenim de zaten Ordu'ya dayanıyor. Dedelerimiz de 1900'lü yılların başlarında, 30'lu yıllarda Ordu'dan Düzce'ye göç etmişler. Malumunuz Düzce'de zaten Karadenizlilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge olması hasebiyle bunu da buradan ifade etmek istiyorum.
özü itibarıyla bölgenin kültürüne, yaşamına da yabancı olmadığımı da ifade etmek istiyorum. İnşallah burada bu kültür şehrine, bu medeniyet şehrine güzel hizmetler vereceğiz el birliğiyle. Çünkü bu şehir bir imparatorluk şehri. İbni Haldun'un bir sözü vardır. Şehirlerin ruhu vardır der. Bu şehir ruhu olan bir şehir. Kimliği ve tarihi olan bir şehir. Hani klasik olarak herkesin söylediği gibi Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu, büyüdüğü ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de 3 kez ziyaret edip bu şehirde ikamet ettiği ve kaldığı bir şehir. O açıdan da ben marka şehir olma yolunda değil, marka bir şehir zaten. Her alanda da kendinden, sanatta, kültürde, siyasette, bürokraside ve en önemlisi de futbolda ve sporda kendini her alanda da ispatlamış bir şehir. Bunu da derinden zaten yaşıyoruz. 24 saati canlı olan dinamik bir şehir olduğunu da görüyoruz. Bizler de burada, tabii şunu da söyleyeyim, evliyim. 3 çocuğum var, 2 oğlum, 1 kızım var. İşte mütevazi bir şekilde malumunuz, tabii çocuklarımı da everdim bu ara. Evet, evlendirdim. Bu yıl benim 2018 yılı da benim için çok anlamlı bir yıl oldu. 6 ayda 2 tane oğlumu everdim ben. 6 ay önce bir oğlumu evermiştim. O şu an Danıştay'da tetkik hakimi, büyük oğlum. Diğer oğlumu da geçen hafta malumunuz, onun da düğününü yaptık. O da Bursa Cumhuriyet Savcısı olarak atandı yaklaşık 1,5 ay önce. Yani ilk Ustaoğlu ailesi 6 ayda 2 tane yeni bir yuva kurmuş oldu diyelim. İnşallah Rabbim bu yavrularımıza da uzun ömür, sağlık, sıhhat verir diyorum. Sizleri şunu özellikle ben ifade etmek istiyorum. Görev yaptığımız yerlerde, bir yerde basın mensupları, yerel basın bizim hep gözümüz kulağımız olmuştur. Kader birliği yaptığımız arkadaşlar olmuştur. Zaman zaman onlarla istişare ederek ilimizin yararına ve faydasına, toplumun yararına ve faydasına doğru bilgilendirme ve doğru habercilik anlayışıyla hep dirsek teması içerisinde olduğumuz arkadaşlarımız olmuştur. Bunu zaten görev yaptığımız yerlerde arkadaşlarla da sizler muhtemelen temsilciler vasıtasıyla birçoğu da görüşmüştür zaten. Artık eskisi gibi değil. İletişim çok güçlü. Bizi bizden daha iyi gelmeden de birçok kişi tanıyabiliyor. Tanıyorsunuz da zaten. İnşallah şu an tabii bir aydır kadim kültürümüzde önemli yeri olan işte misafirperverliğin gereği tabiri caizse genelde işte hoş geldin fasıllarıyla biraz geçiyor ama diğer taraftan da şehrimizi tanıma adına ziyaretlerimize de başlayarak şehrimizin temel problemleriyle alakalı belli hususları da toplantılar vasıtasıyla arkadaşlarla da görüşerek bir taraftan da işimize motive oluyoruz ki motive olduk. İlçe ziyaretlerimiz olacak. Önümüzde malumunuz zaten bir seçim satım haline giriyor ülkemiz. İnşallah ilimiz için hayırlı olan neyse o olur diyelim bu vesileyle. Yani kısacası bu şehrin biz hizmetkarı olmak için buradayız. Sizlerle birlikte bu şehri yönetme noktasında her zaman sizlerin yanınızda olacağımızı ve sizlerin de bizleri yanınızda görmek istediğimizi de burada ifade etmek istiyorum. Yerel basınımız gerçekten çok duyarlı. Onu zaten yakinen de takip ediyorum bu vesileyle. Atandığım ilk günden itibaren herkes ya bu Trabzon büyük şehir zor bir şehirdir. Yönetilmesi yani açık söyleyeyim bunlar sürekli söylenen şeylerdi. Zor bir şehirdir dediler. Ben de dedim ki herkesin mutabık olarak zor bir şehir dediği diyorsa bunun da bir kolaylığı var demek. En azından böyle bir tespit varsa bu da bizim işimizi kolaylaştıracaktır diyoruz. Yani özü itibariyle burada bundan sonraki süreçte bizim için hayatımızda önemli bir parçası olacak bu şehir. Arzumuz ve isteğimiz nasıl ki geriye dönük görev yaptığımız yerlerde hoş bir seda bırakarak ayrılmışsak,
bizden önceki valilerimiz gibi bizler de burada hoş bir seda bırakıp hayatımızda çok önemli bir yeri olacak olan bu şehirden hayırlısıyla hizmet edip ayrılmak diyorum ben. Genel olarak kısaca söyleyeceğim bunlar. Yani farklı konularla ilgili tabii burada problem anlamında değil ama paylaşacağınız bir hususlar varsa benimle alakalı veya ilimizle ilgili ben de cevaplayabileceğim belli şeyler, hususlar varsa onları da cevaplayacağım ben. Ben hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Tekrar hepinize afiyet olsun diyorum. Saygıdeğer basın çalışmalarımız. İsterseniz şimdi Sayın Valimizin sağ tarafından başlamak üzere herkes kendisini tanıtmış olsun. Kurumuyla beraber, çalışmış olduğu basın kurumuyla beraber. Bu şekilde en azından... Yani farklı, yani yine soru sorulabilir. Yani soruya kapalı değiliz. Ama çok da böyle dipnottan sorular sormayın yalnız. Biraz kolay olsun. Tamam mı? Ben de yeni tanıyorum yani. Evet. Tamam. Evet. Şuradan başlatalım. İlaç Haber Ajansı Trabzon Bölge Müdürüyüm. İsmi Ömer Seven. İşte ses yok. İsmi Ömer Seven. İlaç Haber Ajansı Trabzon Bölge Müdürüyüm. Görevinizde başarılar diliyor Sayın Valim. Teşekkür ederiz. Muhammed Kaçar, Demirören Ajansı Kalitesi Bölge Müdürüyüm. Yakın zamana kadar Trabzon Bölge Şefkiydi. Şimdi 11 ilde sorumlu bölge müdürümüz var. 5 arkadaşımız ekledik de Trabzon'da çalışıyoruz. Sizin görevinizi başarılı diliyoruz. Teşekkür ederiz. Son nokta gazetesi sahibiyim. Selahattin Bahadır. Sayın Valim, başarılı. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanıyım. Aynı zamanda TAKA Gazetesi'nin de genel yayın koordinatörüyüm. Yusuf Turgut adım. Çok teşekkür ediyorum Sayın Valim. Çok güzel bilgiler verdiniz. Başarılar. Öncelikle şehrimize hoş geldiniz Sayın Valim. Anadolu Ajansı Trabzon Bölge Müdürüyüm. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Ali Özkan, emekli basın gazete ve işleyen müdürüm. Değerli basın mensup arkadaşlarıma, 1985 yılından beri hizmet eden bir arkadaşımız, bir abinizin. Teşekkür ediyorum Sayın Valim. Sağ ol. Bu davetinizden dolayı sizlere de sağ olun diyorum. Eyvallah, sağ ol. Sağdan devam ediyoruz. Doğan Gösterili, Herhaber.com internet sitesinden. Hangi? Herhaber. Başarılar Sayın Valim. İlk defa vali gördüğüm için biraz yapma ya. Çok güzel. Güzel. Daha çok görmeyi nasip edelim. Görmüşsündür de. Şuna yakın yok. Evet. Teşekkür ediyoruz. Yeni başladı herhalde. Hmm. Sayın Valim hayırlı olsun. Evet. Teşekkür ediyoruz. Güne bakış. Evet. Dahil Orhan ben. Öyle mi? Allah sağlık sıhhat versin bundan sonraki hayatınızda. Ama bu basının emeklisi olmaz yani bunlar. Evet, tamam. Evet. Bostancı. Yeni emekli oldular. Öyle mi? Tahir Bey de. Evet. Sağ olun, hoş geldiniz. Öncelikle Kod Sabir 60'ın genel koordinatörü Sayın Valim. Bize tekrar başarılar. Sağ tarafında iki tane emekli. Bize de Allah emekli olduğunu nasip edelim. Evet. Evet, hoş geldiniz. Erhan Sas Bey, İvan, 61 saat.com ihtiyaç sahibi. Hayırlı olsun diyorum. Yani geldiğinizden beri kolektif çalışmalar zaten gösteriyorsun. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi haber 61 var, bir de 61 saat. Değil mi? Evet. Tamam. Şurada var Sayın abi. Biri bu, diğeri de bu. Evet, tamam. Evet, hoş geldiniz Meryem Hanım. Haber 61, haber 61'den bakacağız. Aşağıdan.
Sağ olun, hoş geldiniz. Etkili Sami Büroğlu, Manşet 61, Kaşar'da diyorum Sayın Valim. Trabzon TV, Trabzon Radyo kanalının Süleyman Cedikleri, hoş geldiniz Sayın Valim. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, Trabzon kanalının Süleyman Cedikleri, hoş geldiniz Sayın Valim. Stüdyo merkezi nerede Çay TV'nin? Şeyim, Çay TV'nin hemen gazete izleyici cemiyetinin ilerisi meydanda. Ha, tamam. Evet, teşekkür ediyoruz. Haberin olsun. Koordinatörü. Sağ olun. Ahmet Hulusi Esercan. Evet. Çay TV Trabzon temsilcisi Ali İbrahim Yeğil'in görevinde başarılı. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben spor yazarıyım, Halim Cevapko, Orta Doğu'da yazıyorum. Hoş geldin, başarılar dilerim. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Zihni Ağabey'in adı, Türkiye Gazetesi'nin genel müdürüyüm. Zor bir şeyi yazıyorum, Allah yardımcı. Pekcan Sevşahir, Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde İstanbul Kulübü. Evet, evet, hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Trabzon haberim yok. Ömer Altınaş. Trabzon hoş geldin. Canan Kalaycı'dan. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi. Aynı zamanda Orta İslam Bilimcisi'nin kesin yanında çalışıyorum. İsmim ve türküler yazılan şehirden Şehzadeler Şehir'e geldiniz. Evet, doğru. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Güzel. Şenay Saray, Gazete Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi. Bayrak Radyosu Yönetim Kurulu Üyesi. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ali Rıza Abdülsü, Çakar Akası diye bir yok diyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Aynen geçeceğiz. Ya Hoş Gazetesi Yaz İşleri Müdürü, Büyük Tübar Gazetesi ve Cemiyeti Başkanı Sayın Vakit Başkanımız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ali Üstlük, hoş geldiniz Sayın Valim. Ne Bakış Gazetesi İmciyaz Sayın Hoş geldiniz. Bir açı zoracı, Son Nokta Gazetesi yine kurdu lütfen. Hoş geldiniz, başarılar dilerim. Sağ olun. Sayın Valim, seni bir şey yapayım. Her gazeteye yakındım. Öyle. Ordu Spor'un mesle katılımını yaptım. Ordu Spor'un katılımını yaptım. Öyle. Sağ olun. Son Nokta Gazetesi'nin genel müdürü. Genel müdürü. Selim Bey. Futbol Ordu Spor'da oynadı. Yani, stoper oynadı. Birincilikte oynadı. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Yani bizim personel evet. Onlar. Doğru. Evet. Trabzon'un Anadolu Ajansı böyle uzun bir iki senedir görev yapmaktayım. İstemiyorum da olun. Hayırlı olsun. Görevimize başarılar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun. Evet, size teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz de zor daha paylaşmak istediğiniz soru olan. Soru da varsa alabiliriz. Mikrofonu verebiliriz. Tekrar ediyorsun Sayın Valim. Bir sorun için de değil de bir aydır Trabzon'dasınız. Trabzon profil öncelikle ya da sizin önceliğiniz adına izleyebilir misiniz rica? Yani kim belediye... Efendiler, beyefendiler, sözlerime başlarken hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Bu vesileyle hepinize afiyet olsun diyorum. Özellikle bu güzel sabahta davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Değerli basın mensupları,
müdürümüzün de ifade ettiği gibi malumunuz bugün itibariyle bir ay önce göreve başladığım Trabzon Valiliği'nde sizlerle beraber olmak, spor formasını orada hediye etmişlerdi. O forma bizi çekti buraya. Biz de 1500'ün üzerinde öğrencimizi ve çoğunluğu Antalya olmak üzere bir kısmını da Trabzon ve Artvin'e göndermek üzere 1500'ün üzerinde öğrencimizi böyle bir biz Anadolu'yuz projesi kapsamında gönderdik. Yani bu yavrularımızın hafızalarındaki en önemli iz bırakacak husus bu. Tabii ki o bölgenin kendine özgü koşullarını az çok sizler de biliyorsunuz. Biz de orada 1,5 yıla yakın hem vali olarak hem de belediye başkanı olarak görev yaptık. Bu yavrularımız bizim yavrularımız. Zaten kamuoyundan da Sayın Bakanımızın açıklamalarından da hepiniz takip ediyorsunuz. Şu an terör örgütünün adeta dip yaptığı ve panik içerisinde olduğu şu an bir dönemi yaşıyoruz. Devletimiz her alana hakim. En yüksek tepesine, mağaraların inlerinin içine kadar şu an devletimizin hakim olduğu bir süreci yaşıyoruz. Bizler de orada görev yaptığımız süre içerisinde gidemediğimiz köy yoktu. Her alan, her yere de gittik. Allah'a şükürler olsun. Kahraman güvenlik güçlerimiz orada vermiş olduğu mücadele şu an orada bu hainlerin şu an tabiri caizse şey yaptığı en dipte olduğu bir süreci yaşıyoruz. İnşallah tabii ki bunun bitecek. Biz buna inanıyoruz. Yeter ki biz oralarda askerimizle, polisimizle, jandarmamızla orada kararlı bir şekilde devletimizin bu sunduğu, bu sağladığı imkanlarla birlikte orada bu örgütü yok edeceğiz. Tabii bunun yanında sosyal projeler çok önemli. İşte bu sosyal projeler içerisinde de Biz Anadolu'yuz projesinde de çok ayrı bir anlamı vardı. İşte Ahmet Bey nezdinde bu bölgeden gençlerimizin gelip oraları görmesi, o bölgeden yavrularımızın gelip buralarda misafir edilmesi de bunun çok anlamlı bir projeydi. Ben burada emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bizler de buradayken Bitlis'le o gönül köprüsünü, o gönül koridorunu bu yıl içerisinde tekrar onu yaşatırız diye düşünüyorum. Sayın Hanım, Hükim Sami Emiroğlu, ben bu soru olarak değil de Ortaçak Kaymakamlığı uzun sokakta ve Maratçak Sabahı'nın ufak bir yerde sıkışık kalmış. Kültür Müdürlüğü Ortaçak Mahallesi'nde burayı kaymakamlık olarak değerlendirilebilir mi? Öyle bir hatta Ortaçak'a gelip bir esnaf oturduğun zaman sizin de böyle bir şeyiniz olmuştur. Yeni bina yapıldı. Kaymakamlık buraya taşınabilir mi? Yok, şu an yeni bina yapılıyor zaten. Biliyorsunuz kaymakamlık binası yapılıyor. Şu anda geçen de gezdim. Ortahisar Kaymakamlık binasıyla Ortahisar Belediye Başkanlığı binası yan yana. Şu an fiziki gerçekleşmesi de şu an %80'leri bulan bir durumda. Tabii mevcut Ortahisar Kaymakamlığı'nın şu an hizmet binası olarak kullandığı bina tarihi de bir bina bildiğim kadarıyla tescilli geçen de gezdim. Ha, onu otururuz, değerlendiririz. Yani oranın ne amaçla kullanılacağı hususu. Onun yanında tabii ki şu an Kültür Müdürlüğümüzün kullandığı eski tarihi valilik binası da, o bina da çok anlamlı bir bina. Yani biraz önce de demiştim, şehirlere kimlik veren, şehirlere ruh veren tarihi yapılardır, tarihi geçmişidir. Burada da tarihi binalar bu anlamda çok çok önemlidir. Bu şehrimizin de en önemli sembol binalarından biri, Abdülhamit döneminin mimarisiyle yapılmış olan bizim tarihi valilik binamızdır. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde, şu an orası tabii maalesef restore edilmemiş bir durumda. Önümüzdeki dönem içerisinde buranın yerel dinamikleriyle birlikte oturup konuşuruz ve inşallah orayı da restore edip bu şehre hangi alanda olur? Tabii şu an o konuda bir şey beyan etmem yanlış olur ama
En azından oturup değerlendiririz. O binayı da restore edip bu şehrimize kazandırmamız lazım. Yani o tarihi valilik binası. Zaten şunu söyleyeyim, yani Ortahisar Kaymakamlık binası şu an bina bitmek üzere. Yani zannediyorum Şubat, Mart aylarında bitecek gibi görünüyor. Buyur efendim. Evet. Sayın Valim, geldiğiniz bölge nedeniyle biliyorsunuz. Yani Türkiye halkları tamam bir yaptı ama maalesef Karadeniz bölgesinde bir yapılanma hala da operasyonlar sürüyor. Temizlik operasyonları. Ferhat Gedikli olaylarından sonra bazı sızmalar daha oldu söyleniyor. Son durum nedir? Bizim özellikle Trabzon ve yaylalarımızla ilgili yine bağlantılı olduğumuz işte Giresun Kırtası'nda var mı şu an? Şehrimiz huzur ve güvenin en iyi durumda olduğu bir dönemi yaşıyor. Şu an bu noktada bir sıkıntımız yok. Yani Trabzon'umuzun her yaylasına dağının en zirvesine kadar ulaşılabilecek bir güvenlik ve huzur ikliminin olduğunu burada rahatlıkla söyleyebilirim. Yani şunu tabii söyleyeyim. Yani evet, terör örgütü bu bölgeyle alakalı zaman zaman stratejik planlarıyla bu bölgeye de kendine yer bulmaya çalışıyor. Bu hatırlarsanız ben ilk görev yaptığım Rize'de de 1997-98'li yıllarda da bu konuda bildiğim kadarıyla Kalkandere'de ve Uzungöl'de. Evet. Uzungöl'de de böyle bir kendini bu bölgede varlığını hissettirme adına bir haince orada yaptığı bir eylem olmuştu orada. Ama bu bölge bu noktada duyarlılığıyla Allah'a şükürler olsun bunlara burada mekan tutturacak bir ortamı hiçbir zaman vermedi zaten. Onlar da son çırpınışlarını yaşıyor. Özellikle 2018 bu yıl bu bölge açısından terör örgütüyle mücadelede de çok anlamlı bir yıl oldu biliyorsunuz. Birçoğu da zaten arananlar listesindeydi. Belli kategorilerde arananlardı ve hepsi de burada öldürüldü. Yani biz sürekli bu konuyla ilgili tabii ki turizm kırılgan bir sektör. Özellikle turizmin en önemli şeyi malum huzur ve güvenle alakalı. Biz de bu ilimizin huzur ve güveni noktasında tesis edeceğimiz bu iklimin sürdürülebilirliği açısından ne gerekiyorsa yapacağız. Ve turizm sektörümüzün de bu noktada en ufak bir şüphesi ve tereddüdü de olmasın. Tüm ekiplerimizle, çok güçlü bir ekibimiz var. Allah razı olsun. Sayın Bakanımız zaten bu noktada nasıl kararlı olduğunu hep birlikte de biliyorsunuz zaten. Bunu kamuoyu da yakinen takip ediyor. Biz de onun talimatları doğrultusunda bu ilimizde şu an tüm ekiplerimizle ve kolluk gücümüzün her kademesindeki arkadaşlarımızla birlikte bu şehrin huzur ve güvenini sabote etmeye yönelik her türlü eyleme karşı tedbirlerimizi de aldık zaten. Herhangi bir sıkıntı inşallah yok. Buyurun. Buyurun abi. Yok yok söyleyebilirsiniz. Buyurun. Buyurun. Mahallik eski konu olarak kullanılan yine sanat evini. Vardı. Doğru. Burası röportaj şeklinde yapılıyor ama doğru. Şöyle bir söylenti var. Sanat evine verilecek mi, verilmeyecek mi? Net bir şey yok. Yok. Acaba ikisi de sanat evine tekrar teslim edilecek mi? Şimdi arkadaşlar önceki gün gezdim orayı. Çok güzel tarihi bir konak. Şu an restorasyonu başladı. Tabii arkadaşların yani burada kimsenin hani ne derler niyet okuyuculuğuna falan soyulmaması lazım. Yani burada bizim ortak akıl az önce dediğim gibi biz bu şehirde tek başına değil. Ben bu şehrin evet yöneticisiyim ama bizler gelip geçici insanlar. Sonuçta bu şehrin sakinleri sizlersiniz. Bu şehrin sahipleri de bellidir. Yani bu şehrin bu noktadaki duyarlılığı neyse biz zaten onu illa o duyarlılığa kulak tıkamamız da mümkün değil. Ama şu an ortada bir durum var. Buranın bir restore edilmesi lazım. Tüm bahçesiyle, etrafıyla, yakışan bir şekilde gittim, gezdim. Arkadaşlar şu an zor koşullarda orada restorasyon yapıyorlar. Oradan sanat evinde
faaliyet gösteren arkadaşlarımızın eşyaları orada, işte depo gibi daha önce orası kapalı bir alan olarak kullanılan yere konulmuş durumda. Biz de arkadaşlara dedik ki ya bak yani şey yapmayın, buradan sizin bunu çıkartmanız lazım. Çünkü buranın iklim koşulları belli. Şimdi binayı gezdim, yani burada bir aile meclisi olarak gördüğüm için söylüyorum. Zaten binanın içi dar, adamlar küçük holün içerisinde kapıyı sökmüşler. Çünkü o binalar orijinalliğini koruması için orada hepsi zımparalanıyor, tekrar o bina, o şeyler, kapılar tekrar yerlerine takılacak. İnanın ayakları birbirlerine dolanıyor. Bahçede çalışma şansın yok. Bahçe zaten küçük bir bahçe, bir de iklim koşulları itibarıyla ona müsait değil. Dedik ki arkadaşlar bakın siz bize yardımcı olun. Burayı boşaltın. Bizim şu anki şantiyeyi biz bu alana taşıyacağız. Bu binanın çünkü biz hiçbir malzemesini çöpe atmayacağız. Yani tarihi eserin restorasyonun özelliği de bu zaten. Yani orijinalini koruyacak şekilde bu bina tekrar kazandırılacak. Yani o konuda sağ olsun arkadaşlar da zaten anlayışla karşıladılar. Onlara yer de ayarlıyoruz. Oraya taşınacaklar. Ondan sonra yani burada bu zamana kadar neler yapılıyorsa oturacağız, konuşacağız. Daha nitelikli anlamda neler olacaksa bunu yapacağız. Yani onu söyleyebilirim. Tamam. Başka herhangi bir görüş veya paylaşım yapmak isteyeyim mi? Evet. Ömer, buyurun Ömer. Soru sormayacağım. Yani bir isteğimiz var. Buyurun. Trabzon gazetecileri zemiyetinin şartları basın mensuplarına yetmiyor. Çok ufak. Bir basın toplantısı düzenlemek isteyen içeriden birinde sıkışık kalıyor. İdare yeri yok. Bir çay ocağı yok. İnşallah biz ziyaret edince de görürüz. Şimdi buyurun gelin tabii ziyaret edin. O zaman daha da bir tarihi binadır. Öyle mi? Evet. Yeni kaymakamlık binası yaptığı zaman eski kaymakamlık binası kenara çıkıyor. O kaymakamlık binası Karnı gazetecilerle devletine yakışık diye düşünüyorum. Yani baktığında derneklere veriliyor tarihinde Trabzon'da. Bir de bizim hani biz de bu talebimizi iletelim diyorsunuz. Yani tabii ki siz talebinizi iletin, değerlendiririz. Yani bizim temel yaklaşımımız şu, onu söyleyeyim. Hani hep ben söylüyorum, tarihi binalar insan nefesiyle ayakta durur. Biz de bu tip tarihi mekanları illa boş bırakmayacağız. Yani topluma faydalı olabilecek ne gerekiyorsa o anlamda kullanacağız. Değerlendiririz, bakarız. Yani onu tabii bir evet. İnşallah. Tamam. Teşekkür ediyorum. Evet. Saygıyla basın mensuplarım. Katıldığınız için, teşekkür ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdi dışarıda hep beraber bir toplu fotoğraf var. Evet. Sağ olun Sayın Bey. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.